İletişimde manipülasyona uğramak. Bir kişinin sizi manipüle edip etmediğini şu iki şeye dikkat ederek çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. 1. Eğer bu kişiyle bir zamanlar çok iyi iletişim halindeyken şu aralar sürekli kendinizi öfkeli, kızgın ve suçlu hissediyorsanız bu kişi sizi yavaş yavaş manipüle etmeye başlamış demektir. İkinci olarak manipülasyona uğradığınızı şu şekilde de anlayabilirsiniz. Bu kişi sizden sürekli bir şeyler istiyorsa, yani sürekli talepleri varsa ve bu talepler günden güne artıyorsa yine manipülasyona uğruyor olma ihtimaliniz var. Ki şunu da söyleyebilirsiniz. Kardeşim, bir kişi benden sürekli bir şey istiyorsa ben bunu zaten fark ederim. Senin söylemene ne gerek var? Hayır arkadaşlar. İyi bir manipülasyon ustası bunu öyle ilk gün yapmaz. Yani biraz zamana ihtiyacı vardır. Önce iletişimiyle ilişkisini güçlendirir ve zamanla sizden sürekli bir şeyler istemeye başlar ve bu istek gün geçtikçe artar. Bir manipülasyon ustası böyle yapar. Yani siz bunu fark edemiyor olabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğenme butonuna tıklamayı ihmal etmeyin ve bir de belki kaydetmek istersiniz ha. O halde teşekkür ediyorum. Ha, yorum da yapın. Evet, yorum da yapın ve bir de arkadaşlarınızla paylaşın ha. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum.